Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Servet-i Fiyun'un edebiyatıyla. Fakat başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum, tekrar etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Tanzimat ikinci dönemde bir istibdat vardı. Bu istibdat Servet-i Fiyun'un döneminde de devam ediyor. Bunun zaten sonuçlarını göreceğiz. Demiştim ki Tanzimat döneminde bu adama dikkat et. Kime? Recaizade Mahmut Ekrem'e. Çünkü bu adam demiştim Servet-i Fiyun'un edebiyatında da ismi geçecek. Nasıl? Tevfik Fikret'i Servet-i Fiyun'un dergisinin başına getirecek. Servet-i Fiyun'un dergisi o zamana kadar bir bilim dergisi. Servet, zenginlik, Fiyun'un fen demek. Yani fenlerin zenginliği. Fakat Tevfik Fikret bu derginin başına geçince artık bu bir edebiyat dergisi olmaya başlıyor ve böylece 1896 yılında Servet-i Fiyun'un edebiyatı başlıyor. Bitişi ise biraz hazin oluyor. Hüseyin Cahit Yalçın Fransız Edebiyatı'ndan Edebiyat ve Hukuk adlı bir makaleyi çevirince bu sarayın, hükümetin zoruna gidiyor ve böylece dergi kapatılıyor. Dönem sona ermiş oluyor arkadaşlar. Bakalım Servet-i Fiyun'un genel özellikleri. Tanzimat ikinci dönem gibi sanat içindir anlayışı devam ediyor. Çünkü istibdat var ve bu istibdat sonucunda sanatçılar içe kapanık bir yaşam sürmeye başlıyorlar. İçlerine kapanıyorlar arkadaşlar. Ve tamamıyla bireysel konulara yöneliyorlar. Toplumsal konular Tanzimat birinci dönem, bireysel konular Tanzimat ikinci dönem ve Servet-i Fiyun'un. Bu dönemde sanatçılar içlerine kapandıkları için süslü, sanatlı, ağır bir dil. Hiç kullanılmamış tamlamalar kullanılıyor. Saati semen fam, haffı siyah, yasemin kokulu saatler demek saati semen fam. Saatin yasemin koktuğu görülmüş bir şey değildir. Alışılmamış bağdaştırma diyoruz biz bunlara. Alışılmamış bağdaştırmalar mecaz olarak düşünebiliriz. Herhangi bir gerçekliği olmayan, beş duyu organımızla algılayamadığımız şiirlerde genellikle kullanılan söz sanatlarıdır arkadaşlar. Alışılmamış bağdaştırmalara yer verdik ve daha önce hiç kullanılmayan Türkçe, Arapça, Farsça kelimeler. Bunları nereden buluyorlar biliyor musunuz? Eski sözlükleri araştırıyorlar. Artık tedavülden kalkmış kullanılmayan kelimeleri bulup, çıkarıp şiirlerde kullanmaya başlıyorlar. Böylece yüksek zümre dahi bu edebiyatı bir süre sonra anlayamaz oluyor arkadaşlar. Genellikle bu dönemde aruz kullanılıyor. Şiir düz yazıya yakınlaştırılıyor ve kulak için kafiye savunuluyor. Abes muhtebes kavgası da buradan gelir arkadaşlar. Şiirde sembolizm, panlasizm, romanda ise realizm ve naturalizm kullanılıyor. Dönemin sanatçıları İçe kapanık yaşadıkları için artık bulundukları coğrafyadan, bulundukları yerden sıkılır oluyorlar ve kaçmak istiyorlar. Bunun için bir ütopya kuruyorlar kendi kafalarında Yeni Zelanda. Fakat Yeni Zelanda'ya gitme hayalleri suya düşüyor ve Manisa'nın bir köyüne yerleşiyorlar arkadaşlar. Bu dönemde şiir deyince aklımıza Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin gelecek. Şiir konusunda üstadlarımız bunlar. Roman konusunda ise Halit Ziya ve Mehmet Rauf. Bu dört isim şiirde ve romanda baskın olan insanlar. Beyit, bent, sone, terzarima, balat gibi şekiller kullanılıyor. Alışılmamış bağdaştırmalara sıklıkla yer veriliyor. Yoğun bir karamsarlık var çünkü her zaman söylüyoruz istibdat var, baskı var. Rejim, hükümet, sanatçıların aklından geçenleri direkt yazmalarına müsaade etmiyor. Sürekli onları takip ediyor. Takip edilen sanatçılar bir süre sonra bunalıma ve karamsarlığa sürükleniyor arkadaşlar. Bu dönemde pitoresk diye bir kavram karşımıza çıkıyor. Bir tablo düşünün, bir resim tablosu, bir ressamın icra ettiği bir resim tablosu ve bu resim tablosunun altına yazılmış o tablo ile ilgili şiirler düşünün. Buna pitoresk diyoruz ve anjapman. Arkadaşlar şöyle düşün. Şu bizim mısramız olsun. Mısralarımız bir dörtlük oluştursun. Bunun sonunda cümle bitmeyip bunun sonuyla bunun başının bağlandığını düşünün. Yani cümle sürekli akıyor. Ve o zaman biz buna anjapman diyoruz arkadaşlar. Romanda ise hayal hakikat çatışması var. Bu dönemin romanları birbirine benzer. Aydınların yoğun bunalımları vardır. Aydınlar yine diyorum istibdattan dolayı içe kapanmışlardır. Sürekli takip edildikleri için yoğun bir bunalıma girmişlerdir. Kaçmaya çalışmışlardır. Fakat çok başarılı olamamışlardır. Ve Fikret'te göreceğiz şu kavramı Fikret'in ütopyası, inzivaya çekildiği özel dairesi çok önemlidir arkadaşlar. Dil yine oldukça ağır romanda. Hatta Halit Ziya dediğimiz adam
kendi romanlarını sadeleştiren edebiyatçı olarak literatüre girmiştir. Bu dönemde genetik miras çok önemli. Neden? Bu örneğin, bu kavramın en iyi örneği Aşk-ı Memnu olsa gerek. Bihter aklımıza gelecek Aşk-ı Memnu'da. Nasıl ki Bihter kocasını, kocasının akrabasıyla aldatan para düşkünü bir kadınsa, Bihter'in annesi de kocasını aldatan ve para düşkünü bir kadın. Çeşitli psikolojik rahatsızlıklar annelerinden kızlarına, babalarından oğullarına geçer arkadaşlar bu dönemde. Yani anne neyse kızı da o, babası neyse oğlu da o. Eğer anne alafranga bir insansa kızı da alafranga bir insandır. Baba alafranga bir insansa oğlu da alafranga bir insandır. Bu dönemde yasak aşklar görülür. Hemen aklımıza Eylül ve Aşk-ı Memnu gelecek. Şöyle yazalım. Adnan diyelim. Behlül diyelim. Bihter diyelim. Sonrasında Süreyya diyelim. Suat diyelim. Necip diyelim. Zamanı geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik orada dursun bu isimler. Hayal kırıklığı. Mavi ve siyah gelecek aklınıza. Hayal kırıklığı deyince. Mavi ve siyah. Mavi ve siyahın karakteri çok önemli. Sürekli sorularda karşımıza çıkacak. Ahmet, Cemil. Ve bu Ahmet Cemil neyse hemen buradan çıkarıyorum okumu. Tevfik Fikret o. Birebir Servet-i Fünun'un aydınları, yazarlarını temsil eden bir roman kahramanıdır. Mavi ve siyahtaki Ahmet Cemil unutmak yok. Karşımıza çıkacak. Hayal kırıklığı nasıl? O kadar büyük düşüncelerle geliyor ki İstanbul'a, çok ünlü büyük bir yazar olacağına dair. Fakat sonrasında çeşitli hayal kırıklıkları ve başını alıp oradan gitme. Romanların sonunda genellikle kötü sonla bittiği için başını alıp gitmeler de görülür arkadaşlar. Servet-i Fünun romanı Tanzimat romanının daha yetkin. Yine Fransız edebiyatı taklit ediliyor bir noktada. Ta ki 1950'ye kadar bizim romanımız net olarak 1950 yılından sonra gelişmeye başladı. İleriki dönemlerde onu da göreceğiz. Fakat 1950'ye kadarki dönemde yine en yetkin roman Servet-i Fünun romanı. Tanzimat romanından daha yetkin. Romanlar genellikle kötü sonla biter. Kim öldü? Bihter öldü. Kim öldü? Suat'la Necip öldü. Bakın kötü sonla bitiyor. Karakterler genellikle zübbe, alafranga, cahil, ihtiraslı, para düşkünü kimseler. Kısacası yanlış batılılaşmış insanlar. Zübbe, batının yalnızca giyimini, kuşamını, para harcama şeklini, yemesini, içmesini taklit eden insanlar. Para düşkünü insanlar. Bakın Firdevs Hanım, Bihter. Arkadaşlar, olay ve kişiler tamamıyla İstanbul'da geçiyor. Neden? Çünkü yazar İstanbul dışına çıkamıyor ki eseri de İstanbul dışına çıksın. Yine hangi kapıya çıkıyoruz? İstibdat kapısına çıkıyoruz. Dönemin sanatçıları, şiir için diyorum, Tevfik Fikret. Şöyle bir ilginçlik vardır. Alttan okuduğunuz zaman yine aynı ismi verir Tevfik Fikret. Dönemin en iyi sanatçısı, en iyi şairi ve dönemin en karamsar, en kırılgan. Bakın yine kim karşımıza çıktı? Ahmet Cemil. Mavi ve Siyah romanındaki, tekrar söylüyorum, Ahmet Cemil karakteri Tevfik Fikret'in bizzat kendisidir. Daha doğrusu Servet-i Fünun sanatçılarının bizzat kendisidir. Unutmak yok arkadaşlar. Dönemin en iyi şairi ve şiiri Düzce'ye yakınlaştırmış. Biz bu tür şiire ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Mensur şiir. Şiir Düzce'ye yakınlaştırılmıştır. Genellikle aruzu kullanmış Fikret. Hatta aruzu kusursuza yakın kullanmış. Muhteşem kullanmış. Fakat çocuklara yönelik yazdığı şiirler var. Şermin kitabını toplamış. Bunu hece ile yazıyor arkadaşlar. Dili oldukça ağır, süslü. Hatta saati semenfam, yani yasemin kokulu saatler Tevfik Fikret'e ait. Aşiyan kavramı Fikret'le bütünleşmiş bir kavramdır. Aşiyan Fikret'in inziva yeridir. Dönemin şartlarından kaçıp kendi iç dünyasına yöneldiği dairesidir arkadaşlar. Unutmak yok. Aşiyan bir nevi Fikret'in ütopyasıdır. Nasıl ki Peyami Safa'nın Simeranya'sı varsa Fikret'in de aşiyanı vardır. Yeşil Yurt, Yeni Zelanda ütopyasını anlattığı eseridir.
Gaya-i vücut. Gaya demek cehennem çukuru demek. Düşünün ki vücudunda cehennem çukurları varmışçasına, hissedercesine karamsar bir ruh haline bürünüyor. Sırf o istibdattan dolayı. Siz en önemli şiiri İstanbul'a küfrediyor resmen. İstanbul'u çok kötü bir kadına benzetiyor. İstanbul'a demediğini bırakmıyor. Fakat ne zaman ki Abdülhamit dönemi İstanbul'da bitiyor, hemen İstanbul'u seven bir, İstanbul'a sevgi duyulan bir şiir yazıyor. Demek ki siz sadece İstanbul'a değil, İstanbul'u yönetenlere karşı yazılan da bir şiir arkadaşlar. Tarihi kadim, din ve tarih eleştirisidir. Dinin ve tarihin gelişmenin önündeki bir engel olduğunu söyler. Bundan dolayı Mehmet Akif'le bazı münakaşalara da girmiştir. Han-ı Yava ise neyin tenkididir? Dönemin, yani sarayın, hükümetin tenkidi, yani eleştirisidir. İki numaramız, şiirdeki bir numaramız Fikretli, iki numaramız Cenap Şahabettin. Dili yine oldukça ağır. Alışılmamış bağdaştırma, haff-ı siyah buna aittir. Yani korku, siyah korku, haff-ı siyah. Tamamına Ruzlu Özü şiirlerinin en bilinen şiiri Elhan-ı Şita. Arkadaşlar, divan edebiyatına demiştik ki bir kaside içerdiği konuya göre isimlendirilebilir. Mesela kaside-i şitaiye. Şita'nın anlamını vermiştim. Kış mevsimi demekti. Ne demekmiş şita? Kış. O zaman Elhan-ı Şita da Cenab-ı Şahabettin'in kış mevsimini anlattığı bir eseridir. Nesirleri, yani düz yazıları birazcık daha sade. Hac yolunda Afak-ı Irak ve Avrupa mektupları da ÖSYM'nin sorularında çıkmış, sınavlarında çıkmış sorulardır. Gezi yazısı türündedir arkadaşlar. Geldik romancılarımıza. Halit Ziya ve Aşk Mehmet Rauf. Halit Ziya dönemin en iyi romancısı. Hatta modern Türk romanının kurucusu üstadı kabul edilir. Romanları oldukça başarılı ama dili çok ağır. Hatırlarsanız az önce söylemiştim. Kendi romanlarını sadeleştiren yazar olarak literatüre girmiştir arkadaşlar. Ama bir özellik var. Önemli bir özellik. Şuna ben yıldız atıyorum. Romanlarında yöresel ağızlara yer vermiştir. Mesela Kars'ta bir insan nasıl konuşur? Kars ağzı, Trabzon ağzı, Manisa ağzı, işte Avşarlara yönelik. Bu ağızların tamamına romanlarında yer veriyor. Batılı anlamda ilk roman olan Mai ve Siyah'ı yazıyor. Mai ve Siyah'ın karakteri kimdi? Baş karakteri Ahmet Cemil. Kesinlikle unutma, Servet-i Fünun deyince aklımıza Ahmet Cemil gelecek. Ahmet Cemil'le beraber karamsarlığa bürünmüş Servet-i Fünun şair ve yazarları gelecek arkadaşlar. En önemli eseri Aşk-ı Memnu. Şimdi gelelim Mehmet Rauf'a. En son Aşk-ı Memnu ve Eylül'ün benzerliklerinden bahsedeceğiz. Mehmet Rauf ise Halit Ziya'nın gölgesinde kalmış bir yazardır. Fakat yine de kötü bir yazar değildir, iyi bir yazardır. Geniş psikolojik ve ruhsal tahlillere yer verir. Karakterlerini psikolojik yönden tahlil eder arkadaşlar. Ve ilk psikolojik roman olan Eylül'ü yazmıştır. Şimdi bak, Süreyya ve Adnan aynı kaderi paylaşıyor. Süreyya'nın karısı Suat, Necip'le, yani Süreyya'nın akrabası olan Necip'le Süreyya'yı aldatıyor. Aynı şekilde Adnan, akrabası olan Behlül, Bihter'le beraber Adnan'ı aldatıyor. Bakın çok benzer. İçe kapanık yazarlar, romanlar birbirine çok benzer. Yasak aşklar, aşk üçgenleri, kötü sonla biten romanlar, geneli İstanbul çevresinde alafrangalı, zübbeliği, yanlış batılılaşmayı anlatan romanlar arkadaşlar. Unutmak yok. Peki Aşk-ı Memnu'yu hangi dünya edebiyatı klasiğine benzetebiliriz? Tabii ki Madame Bovary'ye. Madame Bovary ile Aşk-ı Memnu büyük benzerlik gösterir arkadaşlar diyoruz. Bu dönemde bir tartışmamız var. Dekadanlık tartışması. Yine Servet-i Fünun tartışmaları içerisinde önemli bir tartışmadır. Ahmet Mithat, Cenab-ı Şahabettin ve Tevfik Fikret'e diyor ki dekadansınız siz. Yani zübbesiniz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Çok ağır bir tabiri de var fakat buradan söyleyemiyorum. Buna yönelik Cenab-ı Şahabettin Ahmet Mithat'a yazıyor ki dekadanlık nedir? Aslında baktığınız zaman dekadanlık nedir? Bir tanım yaptığınızı zannedersiniz. Fakat tanım değildir. Bizzat Ahmet Mithat'ı yerer. Sonrasında dayanamayan Tevfik Fikret Timsali Cehaleti yazar Ahmet Mithat'a karşı. Cehaletin örneği. Ve bunun sonucunda Ahmet Mithat artık pes eder ve Teslim Hakikati yazar. Der ki tamam kazandınız, özür dilerim. Arkadaşlar Servet-i Fünun Edebiyatı burada bitiyor. Bir sonraki videomuzda Fecr-i Atı Edebiyatı'yla görüşmek üzere.
Arkadaşlar merhaba, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fecrati edebiyatı. Fakat fecratiye geçmeden önce Servet-i Fünun hakkında birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Daha doğrusu bir tekrar niyetinde. Biliyoruz ki Tanzimat birinci dönem toplumcu bir edebiyattı. Hak, adalet, özgürlük, vatan, millet, hürriyet gibi kavramlar şiirde oldukça ve romanda işlenmişti. Tanzimat ikinci dönemde istibdatla beraber gelen bir içe kapanıklık, bireysellik boy göstermişti. Sonrasında Servet-i Fünun edebiyatında bu bireysellik ve karamsarlık daha da gün yüzüne ön plana çıkmıştı. Şimdi aslında Servet-i Fünun edebiyatının bir devamı niteliğine diyebileceğimiz fecrati işleyeceğiz. Biliyoruz ki Hüseyin Cahit Yalçın'ın yayınladığı Edebiyat ve Hukuk adlı makale Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına sebep olmuştu. Fakat dergi sonrasında yeniden açıldı ve açılan bu dergide fecrati edebiyatı icra edilmeye başlandı. Fecrati edebiyatının önemi şudur arkadaşlar. İlk kez bir bildiriyle gün yüzüne çıkmışlardır. Nedir bu bildiri? Sanat şahsi ve muhteremdir. Sloganın sahibi kimdir? Şahabettin Süleyman. Dönemin şairlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bakıyoruz. Bildiri neydi? Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat bireysel ve önemlidir. Servet-i Fünun dergisine devam ederler. Edebiyata herhangi bir yenilik, bir farklılık getiremediler. Yine aruz ölçüsünü kullandılar ve birçok şair milli edebiyata kaydı bu dönemde. Neden? Çünkü Balkan Savaşları boy gösterdi. Ülke kan ağlarken, işte Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı gerçekleşirken insanlar artık bireysel şiir yazma heveslerini ve önemini kaybetti diyebiliriz aslında bireysellik. Çünkü vatanın her tarafı işgal edilmiş ve kan ağlayan bir millet vardı ortada. Bundan dolayı birçok şair, sanatçı milli edebiyata kaydı fecrati döneminde. Sanatçılara bakacağız. En önemlisi 3 yıldız Ahmet Haşim. Biz Ahmet Haşim'e akşam şairi diyeceğiz arkadaşlar. Seci sanatını sıklıkla kullanmıştır. Seci demek iç, uyak demektir arkadaşlar. Biliyoruz ki biz şöyle bir beytimiz olsun. Biz kafiyeyi genelde sonda ararız. Fakat bir de bizim iç kafiyemiz vardır. Sonda olmayan, beytin dörtlüğün ya da mısranın içerisinde olan kafiyelere seci deriz. İç kafiye ya da iç uyak deriz arkadaşlar. Hece ölçüsü için köylü vezni der. Köylülerin kullandığı, geçmişte kalmış aşağı tabakaya ait bir vezin der arkadaşlar. Eserlerinde yine ütopik mekanlar görülür. Ütopya neydi? Gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali, devlet ve yaşam tasarıları diyebiliriz. Fıkra, sohbet, gezi yazısında bir ustadır. Eserleri yoruma açıktır ve her zaman bunu söyler Ahmet Haşim. Bir şiirde musiki her zaman anlamdan önce gelir. Bir şiirde anlam aramak eti için bir bülbülü öldürmektir der arkadaşlar. Şiirde musiki her zaman anlamdan önde gelir. Eserlerine bakıyoruz. ÖSYM'de çıkan şiirleri Merdiven, Obel'de, Karanlık ve Akşamlarım. Şiir kitapları Göl Saatleri ve Piyale. Fıkra bize göre. Fıkra demek gazete köşelerinde çıkan köşe yazısı demek arkadaşlar. Ve bir gezi yazısı zaten görüyoruz. Seyahatname. Ustası Evliya Çelebi'dir. Seyahatname, gezi yazısı demek. Frankfurt Seyahatnamesi Ahmet Haşim'in gezi yazısıdır arkadaşlar. Bu dönemde Tahsin'le ait bireysel konuları ele alan şairlerden, şiirlerinde adalara sıklıkla yer verdiği için biz Tahsin'le ait'e adalar şairi diyeceğiz. Ahmet Haşim fecrati döneminde birinci şair ise Tahsin'in ait ondan sonra gelen ikinci yetkin şairdir. Şahabettin Süleyman işte bu bahsettiğimiz sanat şahsi ve muhteremdir. Sanat bireysel ve önemlidir, özeldir lafının sahibidir, sloganın sahibidir. Ve tenkitleriyle yani eleştirileriyle bilinir. Peki divan edebiyatında ben ne diyorum eleştiriye? Hicip. Doğru mu? Halk edebiyatında ben ne diyorum eleştiriye? Taşlama. Yine bir dip bilgi olarak aklımızda kalsın arkadaşlar. Tenkit, eleştiri, divan edebiyatında hiciv, halk edebiyatında taşlama. Geldik Emin Bülent Serdaroğlu. Arkadaşlar epik şiirleriyle. Ne demek epik şiir? Kahramanlık.
Savaş, top, tüfek, ne ararsan. Savaşla alakalı, kahramanlıkla alakalı şiirlerdir arkadaşlar. Epik şiirlerle tanınır. Peki epik şiirin halk edebiyatındaki karşılığı nedir? Tabii ki koçaklama. Kin adlı şiiri de oldukça önemlidir. Kin şiiri ÖSYM tarafından birkaç defa sorulmuş bir şiirdir. İyi bileceğiz arkadaşlar. Fecrat-ı edebiyatı kısa bir edebiyattı. Bilmemiz gerekenler bu kadar. Bir sonraki videomuzda milli edebiyatta görüşmek üzere.